Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün araba fiyatlarıyla alakalı bir video çekeceğim. Göründüğü üzere BMW'ye geldim. Almanya'da araç fiyatları videosunun ikinci bölümü. Mercedes'e geldik. Almanya'da araba fiyatları serisi devam ediyor. Yeni bölümünü çekmek için Audi'ye geldim. Hemen şu karşı tarafında Volkswagen var. Hemen Audi'nin yan tarafında da şurada da Porsche var. Evet arkadaşlar, Audi bölümünü bitirdik. Yan tarafında Porsche'ye geldim. Şurada süper güzel bir model var. Zaten kırmızı şeritler için almalarından belli. Hemen modeline bakalım. Porsche 911 Turbo S. Fiyatı da 330 bin euro. Şurada güzel bir çayan var. Bunun da detayına bakalım. Şöyle. 118 bin euro. Cayenne Coupe. Şurada bir Panamera GTS var. Rengi çok iyiymiş bunun ya. Rengi gerçekten çok 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 iyiymiş. Şöyle. Bunun fiyatı yazmıyor. Şurada yine bir tane Panamera var. Bunun fiyatı 235 bin euro. Hibrit bu, elektrikli zannedersem. Şurada yine güzel bir 911. Efsane ya. Bunun da fiyatı 911 Carrera S. 166 bin euro. Şurada yine güzel bir Panamera var. Panamera Turbo. 218 bin euro da. Şurada gene bir 718. Cidden çok iyi araba ya. Bundan ben fiyatını göstereyim. Fiyatı 105 bin euro. 718 Boxster GTS. Şöyle koltuklar falan. İçinde bir göstereyim şöyle. Koltuklar falan. Adamlar bu işi yapıyorlar ya. Şurada gene bir Macan sanırım. Macan S. Şöyle. Bunun da fiyatı 95 bin euro civarı. Şu ön tarafta şurada yine bir güzel 718 var. Şöyle. Bunun da fiyatı 98 bin, yaklaşık 99 bin euro. 718 Cayman GTS. Üst katına bakacağım şimdi. Şimdi ma buraymış ya. Şurada güzel bir 911'imiz var. Fiyatı şöyle. 911 Carrera S Cabrio. 173 bin euro. Şurada bir 718 var gene. Araba yıkılıyor ya. Çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar, Porsche değil Porsche. Ben de bazı yerlerde Porsche, bazı yerlerde Porsche diyorum ama az önce yetkiliye sordum. Porsche diye mi söylüyorsunuz? Porsche diye mi söylüyorsunuz? Porsche diye söylüyorlarmış. 718 Cayman GTS. Bu da 104 bin. Ya bu Nardo gri olayı çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Ama her arabada değil. Biliyorsunuz Türkiye'de bütün arabalar artık bu rengi kaplamaya başladılar. Bunun da fiyatı Turbo Sport Turismo. 253 bin euro. Şöyle gözüküyordur herhalde. Bu da 911. Şöyle. Bunu da göstereyim. 911 Turbo. 136.800. Yanında yine güzel bir tane Cabrio modeli var. Şöyle.
911 Carrera 4S Cabrio. Onun da fiyatı 137 veya yaklaşık 138 bin euro. Şöyle bunun bir de içinde göstereyim. Şöyle. Bunun modeline ve fiyatına bakalım. Bu da 911 Carrera 4 GTS bu. 129 bin euro yaklaşık olarak. Şurada yine güzel bir model var. Bu da Carrera 4 GTS Cabrio. 135 bin, yaklaşık 136 bin euro. Yanında yine güzel bir model var. ...718 Boxster S. Bu da yaklaşık 71 bin euro civarı. Şurada bir Jeep'imiz var. Bizde Jeep. Bunun da fiyatı yaklaşık 91.500 euro. Şurada yine güzel bir model var. Bunun da fiyatı 911 Carrera 4S. Yaklaşık 86 bin euro bu da. Şurada yine güzel bir model var. Bu da Panamera Turbo. 123.550. Arkasında yine güzel bir model. Son model zaten bu. Bu da 718 Boxster S. 67.450. Porsche turumuzu da bitirdik. Porsche'deki fiyatlar da genelde bu şekilde. Ha şunu söyleyeceğim. Bu arada Porsche değil Porsche'ymiş. Ben de çoğu yerde Porsche diye bahsetmiş olabilirim. En son görevli bir arkadaşa sorduk. Hani siz Porsche diye mi söylüyorsunuz, Porsche diye mi söylüyorsunuz? Hani bu işin doğrusu nedir? Biliyorsunuz bizde çok fazla hani Porsche, Porsche. Hani onun kapışması bile oldu yani. Hani doğrusu Porsche'dur, Porsche'dir falan. Doğrusu Porsche'ymiş. Sorduk. Bundan sonra artık ben de dikkat ederim. Çünkü ben de hani videoların belli kısımlarında Porsche, belli kısımlarında Porsche falan hani kafama ne estiyse söyledim. Tabii bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi şöyle göstereyim. Şu kısımda Volkswagen. Bir de Volkswagen fiyatlarına bakacağım. İşte Volkswagen'den sonra da zaten araba serisi, yani araba fiyatları serisini bitireceğim. Hemen hemen zaten bütün bilindik araba serilerini gezdik. Herkesin de kafasında ufak tefek buradaki yani fiyatlarla alakalı bir bilgi olmuştur. Yani en azından kıyaslama yapmak isterseniz 5-6 serilik bir 5-6 bölümlük bir video serisi oldu. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da ihmal etmezseniz benim için çok iyi olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.